gerçekten her gün ezilme. Biz geliyoruz, siz gidiyorsunuz. Her gün hakları sömürme. Siz kaybedeceksiniz. Altındadır yani. İnşallah mücadeleyi kazanacağız. En iyisini başaracağız. Buna eminim yani. Yani ölüm çok olsa da bunun ucunda sonuçta direnmek zorundayız. Sonuç bu yani. Genç arkadaşlar, Sol Parti'ye veriyorum. Seçim güvenliği demek. Yani çünkü gerçekten bizler ezilen halkız. Her biriniz oyumuzu kullanacağız. Kazanmak için birleşmek zorundayız. Oy. Genç arkadaşlarımızdan amacımız da bu yani. Sorumluluğu olarak müşahit olmalarını istiyorum. Kazan bu halk ezildi, döküldü. Birlikte göndermek yani gerçekten istiyoruz. Artık birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, sömürü istemiyoruz. 14 Mayıs'ta kadınlar kazanacak. 14 Mayıs'ta gençler kazanacak. 14 Mayıs'ta haksızlıklar belli yani. Bunlara karşı birleşmek zorundayız. Yorulmak zorundayız. Dersim halkını kullanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Haksızlığa karşı her zaman dik durmuştur, dik duracaktır. Ben buna eminim yani. Bir öğüte ihtiyacım yok bence. Dersim halkının görüşü belli. Haksızlığa karşı her zaman dik durur, dik duracak. Buna eminim yani. Biz seçime gidiyoruz. Neden oyumuzu Yeşil Sol Parti'ye veriyoruz? Çünkü Yeşil Sol Parti bizim birleşenimizdir. Ben Emek Partiliyim kendim. Bir kadın olarak tabii ki Yeşil Sol Parti'yi veriyoruz. Çünkü umudumuz kadınlarımız bizi mecliste temsil etsin diye veriyoruz. Çünkü bu şimdiki iktidara gerçekten tek yumruk olmak için onlara şey olsun diye biz bu kadınları meclise göndermek için oyumuzu ondan veriyoruz. Cumhurbaşkanlık için de Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyoruz. Çünkü yeter yani. Bu tek adam iktidarına yeter demek için Sayın Kılıçdaroğlu'na vermek istiyoruz. İktidarın miadı doldu. İktidar gerçekten şu anda artık hiç tutunacak bir tarafı kalmadı. Bizim gerçekten emekçiler olarak yani tenceremizi nasıl kaynatacağımızı artık kara kara düşünüyoruz anneler olarak, kadınlar olarak. Mutlaka gitmeli. Hiç tutunacak bir tarafı kalmadı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Tabii ki. Bizim parti kazanacak, Yeşil Parti ve Kılıçdaroğlu kazanacak. Bu devir değişecek, hayat değişecek. Artık anaların öfkesi bitecek. Onun için yani öfkeliyim. Umarım ki kazanacağız kesinlikle. Başka ne diyebilirim? Oyumuzu ona güvendiğim için. Çünkü biz solcuyuz. Kendi inancımızı, kendi hayatımızı imkansızdır, inkar etmeyeceğiz, tamam mı? Yani yıllardan beri o hayatımızda, o solculuğumuzu devam et. Ona güvenerek adım atıyoruz. Yani kesinlikle biz kazanacağız. Cumartesi analar gülerse sürekli onların yanındaydık. Ya çok hakaret yapılıyordu. Yeter artık bu acılar, bu zulümler bitti. Bu devir değişti. Başka yapacağız şimdi. Ama oyumuz HDP'li. Barış için, demokrasi için, hak, hukuk, adalet için Yeşil Sol Parti'ye, bütün tutsaklar için, suçsuz yere yatan bütün tutsaklar için, bütün oylar Yeşil Sol Parti'ye, dünyanın en dürüst ve cesur insanı Kılıçdaroğlu'na, mecliste onunla görüşmek üzere. 15'inde mecliste görüşmek üzere. Hadi Sedefciğim. Bütün bu yaptıkları hak, hukuk, usulsüzlüklere göre, haksızlıklara göre gitmesi lazım. Oyumuzu kullanmak lazım. Oylarımızı gerçek, düzgün şekilde sandıklara sahip çıkmamız lazım. En önemlisi sandıklara sahip çıkmamız lazım. Sandıklara. Ben kendi her şeyini biliyor. Halk her şeyin farkında. Halk her şeyin farkında. Ne yapmalı? Bu zulüm hükümeti devirmek lazım.
bütün çarşı, en son Alevi inancını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlamak gibi kendine ifade eden, kendisini büyüten bir çalışma açığa çıkardım. Bu bir inanç katliamı sevgili arkadaşlar. Çünkü AKP-MHP iktidarına, çünkü faşizme, çünkü gericiliğe, çünkü hakları yok sayan bu zihniyete karşı en güçlü mücadeleyi yürüten Alevilerin kendisi, Alevi mücadelesinin kendisi. O yüzden zapt durap altına almaya çalışıyor. İzin verdik mi bugüne kadar? Bu inanç katliamı karşısında güçlü bir Yeşil Sol Parti ile bütün inançlar, en çok da 72 millete aynı nazarla bakan bizim inancımız. Kadınlar olarak tabii ki bu sistemde en çok kadın eziliyor. Manevi olarak çok kısa bir süre kaldı. Saldırılarla karşı karşıyayız. Hakaretlerin yanında hem Tarsus'ta seçim otobüsümüze, seçim aracımıza, 5 arkadaşımıza fiziki saldırı oldu. Hem de Erzurum'da bir saldırı yaşadık. Yine tek adam rejiminin sözcülerinden bir kadın diyor ki, HDP